Arkadaşlar tekrar merhabalar. Belmont Park çalışmaları bunu da bitirdim. Bu da hazır. Yayınlayacağım. Beraber gene çalışmasını kaydını yapacağız. Ön çalışmasını yaptığımda Maiden yarışla başlıyor. Altılı ganyan. Power Plus'a bitmesini beklediğim ağırlıklı bir program. Yüksek ikramiye vereceğini zannetmiyorum. Çok ayrılmış atlar var. Birinci koç ile başlayalım. Altın Nilkaya 7-10'u safkan Maiden yarışta 2 tane ikincilik yapıyor ki kalite puanını düşürmüyor. Handicap puanı da yerinde. Kazanması normal sonuç olur böyle atların. Rakibi var bu atın. İlk ayakta yatmak istemeyen arkadaşlara. 2-10'u safkan. Yaş avantajı var arkadaşlar bu atında. Çok fazla öyle kalite puanını da düşürmedi. 78 handikapta. Yazmak isteyen arkadaşlara önerimdir. 8 ve 6-10'u safkanlar ki 7-10'u safkana çok yakın kalite puanındalar. Yani ilk ayakta yatmak istemeyen arkadaşlar bu 4 atı açıkçası öneririm. Ha, favorisi tabii ki yarışında favorisi 7-10'u safkan olacaktır. Hakkıdır. Yani kazanç kalite puanı yüksek olarak birinci bölgede hakkıdır. Ona da bir şey demem. Geçiyorum ikinci koşu. Şartlı dişi bir yarış. Burada da kazanç bölgesi atının kalitede yüksek kalması, AGF'sinin de yüksek olmasıyla uymak zorundayım. Yani 5 nolu safkan hakkıdır, bunun da hakkıdır. O yüzden diyorum bu gelmezse plasesi gelecektir. Favori plase ağırlıklı biter. Çok büyük ikramiye vermez zannetmiyorum. Ben de 2 nolu safkan tek yarışıyla yüksek handikapını almış. 5'e rakip olabilecek tek safkan olarak görmekteyim. Ve işlerinde tecrübeli atlar var. Tecrübeli atlar ikinlerde kalabilir, koşarlar ancak 5'i geçebilecek kalite puanına sahip at 2-10 safkan. Onu anlatmak istedim. Bilginiz olsun. Geçiyorum burayı da. Şartlı 3. koşudayız. Şartlı dişi favori plase beklentimizin ağır oldu ama dişi yarışları genelde hani sürprize açık yarışlar da olsa şartlı yarışlar bellidir yani. Handikap puanları, kazanç puanları, kalite puanları bu atların biri gelmezse biri gelecek şeklinde. Nadiren sürpriz yaparlar. Onlar da şirkete koşan atlardan gelir sürpriz. Onu da hepsi yapmadan bulmanız çok zor. Bir nolu safkan kazanç kalite puanı ile yerinde güzel yerde duruyor. Kazanması normal sonuç olur arkadaşlar. Böyle atlar. Genellikle kazandılar biliyorsunuz bu tablolara, yabancı tablolara aşinayız artık. Hani şu an bizim yarışlardan daha kolay geliyor inanın. Bizim yarışlardan daha net, daha kolay geliyor yabancı yarışlar. Özellikle Belmont Park, sevdiğim yerler, Belmontlar falan. Tabloya uyuyorlar genellikle. Sürprizini kim yapar? Bakın 70, 64, 58 kalite puanını alan atlardan bir nolu atı geçmeleri beklenir. Beklentim o yönde olur. Sonra gene kazanç bölgesinde 8 nolu atı. O da favori yani çok fazla şey olmamış ama normal yani bunlar doğaldır. Bu atlar arasında bir yarış biter. Birinin yarış kazanması normal sonuç olur. Hepsi bu. Geçiyorum dördüncü koşu. Yine şartlı bir yarışımız var. Eksik yarışlar olan atlarımız var ama gene de iyi yerde duran atımız var. Bir tane 5 nolu safkan. Biraz sürpriz yapma ihtimal. Bence sürpriz yapar gelir bu at. Var. Birinci sırada önereceğim size 5 nolu safkanı. Red Ortiz'in başarılı jokeyin bindiği 4 nolu safkan yüksek AGF gördüm. Tapitin yavrusu hakkıdır. Kalite yerinde, kazanç bölgesi yerinde ama dezavantajı 3 yaşında olması arkadaşlar. Böyle yarışlarda 3 yaşında safkanlarımız kilo avantajını alırlar ama abileri koşuyor. Yani çok iyi olmalı at. Öyle söyleyeyim size. Kazanabilmesi için bu gruptan daha doğrusu yani çok iyi dedim, kalite dedim. Bu gruptan çok iyi olması lazım. Benim görebildiğim 5 4'ü geçme şansına sahip, kapasitesine sahip. Sonra 4 yazmak isteyen arkadaşlara sonra da 3 nolu safkanı öneririm. Tablomun verdiği rakamlar da bunlar arkadaşlar. Yani 3 yaşında bizde de var olur böyle şeyler. 3 yaşlar 4 yaştan yanına girdiklerinde hafif kilo yalırlar ama zorlanırlar. Çok iyi performansla gelirler, dereceyle gelirler. Ama abileri yanında bir sıkıntı yaşarlar. Bunu da söylemiş olayım. 5. koşudayız. Şartlı 3 yukarı. Yani gene kazanç bölgesinin kaliteli atları. Arayacağımız, bulacağımız atlar bunlar. 4 nolu safkan. Favori plase. Bakın 7 nolu safkan. Bu normal. Yani çıkan da normal. AGF normal.
sürprizi kim yapar? 76, 80, 77. Ben 9'dan biraz sürprize umutluyum, o da sonuncu. Yani bir iki nolu Safkan var. O da 3 yaşında. Yani bunun da dezavantajı işte bu yaş. Olabilir mi? Olabilir. Atatürk geçer her zaman için. Yazmak isteyen arkadaşlara. 3 nolu Safkan 76 kalite puanıyla bu ikiliye 4-7 ikilisine en yakın Safkan. Yine kazanç bölgesi handikap puanı yerinde olan Safkan. Yani çok at yazmak isteyen arkadaşlar. Önereceğim Safkan olur. Toparlayayım. Benim favorim 4 nolu Safkan arkadaşlar. Yarışını kazanmasını bekleyelim. AGF'nin de birinci at. Çok at yazanları da işaretlediğim atları yazmanızı tavsiye ederim. Geçiyorum. 6. koşu. Açık bir yarış. Açık yarışlar standarttı zaten. Favori plase. Ağırlıklı bittiler. Bitmeye devam edecekler. Peki favori plase kim olur? Kazanç bölgesinin iyi atları olur bakın. 9 nolu Safkan 76 ile AGF'de 4. sırada cazip duruyor. Yani 9 nolu Safkan'dan iyi bir yarış beklerim. Sebebi bu. Kazanç bölgesinin atı. Sürpriz yapacak atlar aşağıda bakın. Kalite puanı yüksek atlar. 2 ve 8 nolu Safkanlar. Yani sürpriz atlar dediğimiz atlar. 2'yi öneririm sürprize yazmak isteyen arkadaşlara. Diğer atları söyleyeceğim size artık. Onlar da yarışın favorileri var içlerinde. Irat Ortiz'in bindiği at var. Kazanabilirler ama benim tablomun çıkardığı, verdiği bilgiler, analizler bunlar arkadaşlar. Bu kadar akşamki yarışlarda. At koşar, baht kazanır. Bahtınız açık olsun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.